Biz bu üretimimizi tamamen kendimiz yapıyoruz. Toz halinde Petkim'den aldığımız ham maddeyi enjeksiyonlarımızla kalıp sistemimizde yapıp enjeksiyondan sonra ambalajlanacak vaziyette ambalajlama sistemine getiriyoruz. Ambalajladıktan sonra 18 tane Avrupa Birliği ülkesine ürünlerimizi ihracat yapıyoruz. Bu kendinden macunlu kullanan diş fırçası Türkiye'de değil, Avrupa hatta dünyada yok. Bu Türkiye'de ilk ve tek. Biz bu işe sağlık açısından baktık. Türkiye'de diş fırçalama alışkanlığı olmadığından dolayı biz buna nasıl katkıda bulunuruz diyerek başladığımız bu işte ilk başta bizim müşteri portföyümüz Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı hastaneler. Daha sonra özellikle diş hastaneleri, çocuk yuvaları, restoranlar. Ayrıca bu diş sağlığıyla ilgili restoranlarında bir promosyon gibi bir şeysi oluştu. Hem üstünde kendi reklamları yazıyor. Gelen müşterilerine giderken bir iki tane alsın da ceplerine koysun diye veriliyor. Ve lavabolarda dağıtılıyor. Hem promosyon olarak hem sağlık açısından da şu anda kullanılıyor. Birleşmiş Milletler'in satın almasıyla ilgili Koç grubu ile birlikte konsorsiyum çalışmasıyla birlikte ihaleye girdik. Bu büyük bir ihalenin içinde bir kalem mal da bizim kendinden macunlu tek kullanımlık diş fırçasıdır. Yıllık 2 milyon adet, 2 yılda 4 milyon adet anlaşmamızı yaptık. Bu ürünleri teslim ettikten sonra Birleşmiş Milletler tüm dünya ülkelerindeki mültecilere ve göçmenlere bunu ücretsiz olarak dağıtacaktır. Bu ürünün Birleşmiş Milletler'de satılması demek biz bunu tamamen tüm dünyaya satmış olarak görünüyoruz ve ihracatlarımıza da daha büyük katkı sağlayacaktır. Bu işi önce olduğumuzda bizi en fazla destekleyen kooperatifimiz oldu. Atakum Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi oldu. Onun vermiş olduğu destekler ve hem de fikir desteği de olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendileriyle birlikte inşallah güzel bir şeyler yapacağız. Ayrıca devletin diğer verdiği KOSGEB, KOBİ gibi müracaatlarımız var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda büyük bir şekilde de potansiyelde de üretim yapıyorlar. Bu üretimi de yurt dışı belirli bir ülkelere dağıtıyorlar. Bu da Samsun'umuzu değil Türkiye'mize döviz getirdiğini düşüncesi içerisindeyiz. Keşke devletimiz hızlı bir şekilde bu küçük işletmelere faizsiz kredi verirsin. Bunlar küçükler büyüsün, büyüdü mü ülkemize katkı sağlasın. Biz tabii kendi iş yerimiz gibi değerlendiriyoruz. Bu iş yerini büyüteceğiz. İş yerinde çalışan çaycısından en üst pazarlamacısına kadar teşekkür ediyor. Çünkü bu iş yerleri küçük işletmeler büyük işletmelere dönsün diye gayret sarf ediyoruz. Bu işletmeyi kuran kardeşime de teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Bu kimsenin aklına gelmez ve sağlık konusunda biz Türkiye olarak biraz daha zayıfız. Çünkü ağız sağlığı hastalığın ana temelidir. Bu konuda da böyle üretime geçtikleri için ben ekibim adına, kooperatifimde çalışan personel adına veya Samsun halkı adına teşekkür ediyorum. Keşke bu sayılar artsın ve biz de mutlu olalım. Macunu kendi içinde şu şekilde fırçamızı açtıktan sonra macun fırçanın içinde nasıl kullanım haline geliyor? Fırça başını ok yönünde bu şekilde eteklediğimizde macun fırçanın üstüne çıktı. Ve bu şekilde kullanıp atıyoruz. Tek kullanımlık kendinden macunlu diş fırçası.